Levent Kazak, oyuncu, yönetmen, senarist, yazar ve eğitmen. İdea programının bu haftaki konuğu, Türkiye'de öncü ve ışıltılı işlere imza atan Levent Kazak. Robinson Crusoe okuyorum. Ondan sonra o benim herhalde hayatımı belirleyen bir şey oldu. Çünkü ben aylarca onunla birlikte adada kaldım. Adada ortamlar yarattım kendime falan ve birden hayal kurmanın gücünü hissettim orada. Ve hiç unutmuyorum o kitabı. Her anını, her şeyini hatırlıyorum. Bir de ben farklı bir Robinson kurdum kafamda. Yıllar geçtikçe böyle bir daha ele alayım dedim, bir okuyayım dedim. Okuyamadım çünkü geçmişte kurduğum hayalim bozuluyordu ondan sonra. Ve şeyler, tek başına adalarda kalan insanların hikayeleri, tek başına teknelerle dünyayı dolaşan insanlar vesaire, böyle bir çocukluk vardı. Sinemaya dair de sanıyorum Tenten. İlk sinemada gördüğüm film Tenten'in çizgi filmi olmalı. 74 olabilir. Beni çok etkiledi çünkü birdenbire hikaye anlatmanın böyle bir farklı yöntemleri olduğunu gördüm ve buna çok şaşırdım. Çünkü Robinson okurken kafamda kurduğum görseller, hayali birisi benim yerime kuruyordu. Buna da sinema demişler. Ondan sonra orada da biraz açıldı kafam tabii. Dedemin adı, biz Düzceliyiz, Çerkeziz. Böyle geç dönem gelmişiz, Kafkasya'dan şey yapmışız. Ondan sonra Mahir Kazak'tır dedemin adı. Dolayısıyla göbek adımı Mahir koymuşlar. Sert bir çocukluğum var. Böyle bayağı Kemalettin Tuğcu gibi zaman zaman Calvino gibi böyle bir tuhaf bir çocukluğum var ve çocukluğum o kadar tuhaf ki zaman zaman çocukluğumla ilgili anılarımı anlatırken, bu mesleğe girmeden evvel de dahil olmak üzere, genelde abartılır, ben şey yaparım, aşağı çekerim, saklarım ki çok şey gözükmesin diye. Çünkü inanılmaz, daha anlaşılır, daha inanılır hale getiririm. Öyle bir çocukluğum oldu, oradan oraya sürüklendiğim. Bu tesadüf olabilir, demin sorduğun, ilk sorduğun soruyla da bağlantılı. Biraz yalnız kaldım sanıyorum. O yalnızlıkta çocuklar böyle bir duvarlar kuruyorlar etraflarına ve o duvarların içinde yaşamayı öğreniyorlar. O yüzden benim bütün fantezilerim tek başıma tekneyle dünyayı dolaşmak, ada takıntılarım var. Yani Türkiye'de neredeyse oturmadığım ada yok. Şu anda Bozcaada'da oturuyorum. Kendimi daha güvende hissediyorum. Orada adalar sabit tekneler gibi zaten. Bunların hepsinin çocuklukla ilgisi var. Artı bir şey daha söylemek istiyorum. Ben o çocukluğu yazmak için yazmaya başladım aslında. Babamın hikayesini ve babamla geçirdiğim çocukluğu yazmak için başladım. Orada çok zorlandım. Şimdi senaryo stüdyosunda da bazen işler geliyor. Yani hayatlarıyla ilgili. İnsan kendi hayatını yazarken çok zorlanıyor. Çünkü hayatta yüzleşmekten kaçtığın bir sürü şey orada önüne çıkıyor ve onlarla ilgili bir şey söylemek zorundasın. Dolayısıyla genelde biz böyle durumlarda artık içselleştirme yazdığın şeyi, uzaklaş ondan, isimleri değiştir, biraz kurgu ekle, biraz ondan yabancılaş, biraz uzaklaş ki kontrol edebil yazdığın şeyi diye yol gösteririz. Biraz da kendime onu yaptım, biraz uzaklaştım, biraz şey değiştirdim filan ama hep erteledim. Çünkü zaman geçtikçe onu daha iyi yaparım diye düşünerek erteledim. Hep önüne hep bir şey koydum. Bir de önüne bir şey koymamın sebebi, çocukluğuma ticari bir şey olarak bakmıyorum. Onu bir hikayeye çevirip bir oradan ticari bir şeye dönüştürmek istemediğim için ve hayatta da kalmak zorunda olduğum için hep onun önüne para da kazanabileceğim işler koydum. Ama onun vakti geliyor ufak ufak. Yani böyle bir anlatmak istiyorum doğrusu istersen. İlkokulda da neredeyse
bir okulda 6 aydan fazla okumadım. Çünkü babam devlet su işlerinde mühendisti. Dolaşıyordu Türkiye'de çeşitli inşaatlarda. Alkolle bir şey vardı, problemlerimiz vardı. Oradan halalarımın yanına, onun yanına, bir yatılı okula, oradan başka bir yere gide gele zaten ben liseye kadar 20-25 okulda okumuş olmalıyım. Bazı okulları kazandım, girdim, okuyamadım. Bazı okulları şey oldum, oradan yer değiştirdim. Elimde belgelerim, okuldan okula dolaşıp durdum. Bu biraz nedense herhalde alışkanlık diyebilirim belki. Belki de çalışmak zorundaydım yani liseden itibaren, lise 2, lise 3'te böyle çeviriler yapıyordum, video çevirileri. Video kaset, kaçak kaset, korsan kaset satıyordum vesaire. Ayakta kalmak zorundaydım. Dolayısıyla işlerle şeyi, okulu bir arada götürdüm hep. Bu alışkanlığım üniversitede de sürdü. 15'e yakın bölüme girdim sanıyorum. Yani 12-15 arası olabilir. Yatay geçişler yaptım, yeniden girdim. Birdenbire başka bir şey okumaya karar verdim. Bazen takıldım, bazen hiç okula bile gitmedim. Vesaire, turnelerdeydim, bir şeyler yapıyordum vesaire. Böyle bir güzel, sağlıklı bir öğrencilik hayatı yaşayamadım. Ben sokaklarda büyüdüm, yatılı okullarda büyüdüm. Sokak çocuğuyum ben. Dolayısıyla bir tabii ki bir survival şeyim gelişti. Bir yandan da tabii bu savunma mekanizmaları falan çok çocukken kendine dikkat etmek zorundasın, korumak zorundasın. Onlar da çok gelişti. Yani düşsel dünyama, yaşadığım dünyaya çok zor insan aldım içeri. Çok kolay hemen dışarı çıkarabildim. Bir sertlik oluşuyor çocuklukta. Böyle şey yaşadığınız zaman biraz kendi ritminizle, kendi kararlarınızla vesaire çok yer değiştirerek yaşadığınız zaman bunlar gelişiyor genel olarak. Onları da tabii ki şeyde devam ettirdim. Benim senaryo yazmak sonuçta bir tekniktir. Yani herhangi birisine ben bir günde nasıl senaryo yazıldığını gösteririm. Senaryo, o teknik yetmez. Bilgiye ihtiyacım var, duygularına ihtiyacım var. O bilgiyle duyguları karıştırarak bir hikaye formuna sokmaya ihtiyacım var. Görmeye ihtiyacım var, bilmeye ihtiyacım var, tecrübeye ihtiyacım var. Bütün bunları koyarak bir hikaye, yani teknik hiçbir şekilde yetmiyor. Biraz hikaye anlatıcılığında sokak çocukluğunun getirdiği bir şey var. Bu daha ziyade tembellik. Yani çok çalışıyor gibi gözükürüm ben ama biraz tembelim yazma konusunda. Başkalarının işini yaparken, başkalarıyla ilgilenirken daha fazla vakit harcarım. Dolayısıyla bu sokak çocukluğunun getirdiği bir disiplinsizlik var. O disiplinsizlik beni aslında ayakta tutuyor. Tiyatroda birlikte çalıştığım ustalar, tiyatro dönemim çok önemliydi. Çünkü tiyatro benim yazım için de çok değerli bir şey oldu. Çünkü tiyatro öyle bir şey ki seyirciden anında cevap aldığınız bir yer o. Anında bir şey diyorsunuz, seyirci anında size reaksiyon veriyor. Ve seyircinin reaksiyonunu öğreniyorsunuz, görüyorsunuz. Bu yazı da çok önemli. Ben yazarken hep seyircinin reaksiyonunu hissederim yazarken de. Yani o hikayeyi dinleyen seyircinin. Bu tiyatro disiplininden gelen bir alışkanlık. Tiyatrodan ufak ufak şey dönemini de yaşadım. Çok enteresan bir dönemde yaşıyoruz biz. Yani dijitale geçiş dönemini yaşadık. Bütün medyanın şeyi, tek televizyon, tek kanallı televizyondan şeye geçişini yaşadık. Dolayısıyla tiyatro yaparken TRT 2 açıldı, 3 açıldı. İlk özel televizyonlar falan gittikçe içeriye ihtiyaç olmaya başladı. Burada ben İngilizce bildiğim için ve şeyi iyi takip edebildiğim için dışarıda ne var ne yok bir aşırma dönemi başladı. Önce çalarak başlıyorsunuz. Çünkü o zamanlar uyarlama yapmaya kalksanız zaten muhatap bulamazsınız. Yani öyle bir şey yok. Yani kimsenin aklına gelen bir şey değil. Dolayısıyla esinleniyorsunuz. Monty Python'dan skeçler araklamak, yok efendim
Three of a Kind diye bir İngiliz şeyi vardı, dizisi vardı. Bakarsanız bildiğiniz kim bunlar. Ondan sonra onu kim bunlardan, çünkü küçük küçük buglardan oluşan şeyler. Önce onları şey yaptık, o formatı, sonra özgün onun üzerinde uyarlamaya başladık. Sonra başka bir yerlere gittik. Know-how olmadığı için o know-how'ı biz hep biraz görerek, biraz bakarak şey yaptık. Şu anda mesela benim buna karşı çok büyük bir şeyim var. Yani uyarlama uyarlamadır. Uyarlama yaptım ama oraya uyarlama diye yazdım. Çünkü uyarlama başka bir şeydir. Yani bir senaryo yazım formatıdır. Ama biz ilk başlarda hafif araklama, onu yazamazsınız, oralarda başladık. Ve oradan sonra bir dil oluşturmaya başladık. Sonra da aslında ben televizyondan sinemaya tesadüfen geçtim. İlk yazdığım senaryo şey O Şimdi Asker'dir. O Şimdi Asker televizyon için aslında yazılmış bir iştir. Yani o yavaş yavaş biraz Mustafa'nın böyle yapalım, şöyle yapalım diyerek hafif, zaten yazım tekniğine de bakarsanız böyle daha sinemadan ziyade daha televizyona yatkın bir şeydir, tekniktir. İşte oradan bir geçiş oldu ve bir de boştu ortalık yani. Şu anda çok zor, çok güzel yazarlar var, gençler çok iyiler. Çok iyi işler geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, ben hep yavaş gidiyorum, bir film çekeceğim ama yavaş yavaş, böyle bir acelem yok orada, hiç olmadı. Hep kendi filmimi, kendi yazdığım bir şeyi çekerim falan diye düşündüm ama atıyorum şu anda senaryo stüdyosuna gelen işlerde o kadar güzel hikayeler var ki, bambaşka bir dünya var. O dünyada ister istemez biraz şey oluyorsunuz. Bizler belli bir yaşa geldiğimiz zaman biraz daha geçmişle, gelecekten ziyade biraz daha geçmişle daha haşır neşir oluyoruz, daha fazla geçmişle yaşıyoruz. Şeylerden çok güzel besleniyorum ben, öğrencilerden, genç yazarlardan. Çok güzel işler yapıyorlar ve neyse ki biz şeyle başladık, çalarak, çırparak başladık. Şimdi bir know-how var gençlerin şey yapacakları, start alacakları, onlara aktarabileceğimiz bir know-how var. Çünkü oyun yazmaya başladım. Şey, büyüleyici bir şey. Yazdığınız bir şeyin birisi tarafından söylenip bir takım seyircilerin ona reaksiyon vermesi büyüleyici bir şey. Yani bir dünya yönetiyorsunuz. Bir dünya kuruyorsunuz. O dünyada insanların nasıl davranması gerektiğini tarif ediyorsunuz. Onlara neler söylemesi gerektiğini tarif ediyorsunuz. Ve onlar bunu yapıyorlar ve karşılarında bir seyirci var. Ona reaksiyon veriyor. İşte benim yazmış olduğum, benim çok oyunum var aslında. Yani senaryo öncesi oyunlarım vardı. O oyunlarda çeviriler var, uyarlamalar var, yazdığım oyunlar var. Oradan başladım. Sonra yavaş yavaş şeye doğru aktı. Yani yazmak yazmaktır. Yani ben şeye inanmıyorum. Senaryo yazmak, roman yazmak, yok efendim şiir yazmak. Bunların hepsi hikaye anlatmaktır. Çok tembelim ben. Sabahları kalkamıyorum, bir şey yapamıyorum. Mutlu oluyorum, geriliyorum şeyde. Geçenlerde bir yerde küçük bir şey oynadım, bu Berkun'un şeyinde. İlla gel dedi, sonra arkasında böyle bir hani hoşluk olsun diye şey yaptım. Oynayamadım yani. Hani oynama refleksi öyle bir şey ki, bisiklete binmek gibi değil yani. Tiyatro yapmak istiyorum. Tiyatro çünkü diyalog şey gibi değil, diğeri gibi değil. Diğerinde cevap gelmiyor sana. Cevap gelmiyor. Tiyatroda hemen cevap geliyor ve gözüne bakıyorsun hikayeyi anlattığın kişinin. Kurmacada hakikat en büyük referansın senin. Eğer gerçeği kullanmazsan yalanı yutturamazsın. Gerçeği onun içine karıştırmak zorundasın. Gerçekle ayakları yere bastırmak zorundasın ki araya kurguyu karıştırabil. Nasıl ki bir bilmem ne heykeli bulundu. İşte toprak altı kaçakçıların heykelleri şey yaparlar. Bir heykelin fotoğrafını çekerler. Orada şey koyarlar. Sigara paketi koyarlar fotoğrafı çekerken ki bir referans olsun. Yani o heykelin büyüklüğünü anlayabilmemiz için biz o heykelin yanına gerçek boyutunu bildiğimiz
bir referans koyarsın ki tak diye o referansa göre heykelin boyutunu anlarsın. Eğer sigara paketi heykelin yarısına geliyorsa heykelin 30 santim, 25 santim bir heykel olduğunu ama küçücük kalıyorsa orada 1.80 olduğunu aşağı yukarı anlayabilirsin. Gerçek de böyle bir şey. Gerçek kurguya referans olur. Dolayısıyla gerçeği her zaman yerleştirmek zorundasın kurgunun içine. Sadece o günüm var benim. Neredeyse ne dünüm, geçmişim var, ne önümüzdeki şeyim var. O günle, zamanla, şimdiki zamanla çok ilgiliyim. Hiçbir şeyin tarihini neredeyse bilmem. Yani şey kadar bilmem. Seneyi uzun uzun düşünerek bulurum. Yani saat kaçı bırak, hangi senede olduğumuzu şöyle bir geçen seneyi düşünürüm, bir şey öyle bulurum. Zamanın hangi zaman olduğu, zamanın tanımı, zamanın birimleri, zamanın tarifi beni hiç ilgilendirmez. Zamanın içinde, şimdiki zamanın içinde yaşamayı seviyorum. Tabii ki gelecek zaman duygum da çok az olduğu için böyle bu beni çok disiplinsiz şey yapar. O disiplinsizlik biraz birlikte çalışılması zor, yaşanması zor bir insan haline getirebiliyor beni çünkü. O disiplinsizlik içinde siz kendi zamanınızı kullanmayı kendi ritminizde beceriyorsunuz ve herkesin ona uymasını istiyorsunuz. O da biraz zor oluyor ama işte böyle handikaplar da olabiliyor insanız. Ne kadar kısa o kadar etkili demek doğru değil. Ne kadar kısa o kadar az süsleme vaktim var. Ne kadar az süsleme o kadar özünü gösterir. Hikayeleri çok kısa zamanda anlatmalarını isteriz hikaye sahiplerinden. Çünkü o kısa zamanda süsleyecek, ekleyecek bir şey bulamazlar ve hikayenin özünü anlatmaya çalışırlar. Özü yoksa kalırlar. Kısa bir zamanda anlatılamaz. Ondan sonra uzun bir zaman verince de böyle hiç gereği hikayenin ana aksında olmayan böyle bir takım yerleri, detaylar anlatarak bir türlü hikayeye girilmez. Dolayısıyla kısa anlatmak işin özünü kulağını tutup çıkarmak için en etkili araçlardan biridir. Yani derdi olmalı o anlatacağı hikayeyle ilgili. Dert edinmiş olması lazım onu. Onun böyle bir içselleştirmesi gerekiyor o derdin. Dert derken sorun, orada hangi tema varsa o tema onun hayattaki ana sorunu olmalı ki o hikayeye yapışabilsin, o hikayeyi didikleyebilsin, hiç yorulmasın, sürekli onun üzerinde kalsın, şekil değiştirsin, atsın, baştan yazsın filan. Ancak bir dert yaptırır insana bunu. Dert monte ederim ben kendime. Yani dertler monte edilebilir. Şimdilik bugünlerde benim dertlerim işte senaryo stüdyosundaki yazarların dertleri benim dertlerim olmuş vaziyette. Bayağı bildiğin toplu satrançlar vardır ya, 10 kişiyle birlikte satranç. Biraz öyle olmuş vaziyette. Kendime ayıracak hiçbir zamanım yok. Şimdilik ben onların dertleriyle uğraşıyorum. Zeki Müren senaryosu aldığın zaman Zeki Müren'in nereden bakacaksın Zeki Müren'e? Neyi dert edineceksin Zeki Müren'le ilgili? Benim orada seçmiş olduğum şey mesela, öyle de olmayabilir çünkü spoiler vermeyeyim ama yalnızlığı ve yalnızlık derdi ve yalnızlık meselesi çok büyük bir dert. Dolayısıyla ben bir projeyi alırken birden yalnızlığı alıyorum ve onun üzerinden gidiyorum ve onu dert ediniyorum. Benim kendi hayatımdaki yalnızlığımla paralellikler kuruyorum, ilham alıyorum, etrafımdaki başka yalnızlıklara bakıyorum vesaire vesaire. Dolayısıyla bir aks yakalarsın ve bunu dert edinirsin.
Demek istediğim bu. Yoksa hayatta bir tek... Ha, o da olabilir. Mesela en fazla bize gelen şeylerden biri kadınlara olan davranış, taciz vesaire ve onun intikamı şeklinde hikayeler geliyor. Çünkü insanlar içlerinde bir sorunlar var, geçmişlerinde bir sorunlar, bir şey yaşamışlar ve onunla hesaplaşmak istiyorlar. Şey de bir hesaplaşmak yoludur. Yani oturup illa hesaplaşmayı kötü tecrübeler yaşadığınız insanın gözüne bakarak yapmak zorunda değilsiniz. O hesaplaşma biraz kendinizledir. Aslında kendinizledir. Dolayısıyla o kendinizle olan o hesaplaşmayı taşımanız gerekir yazdığınız hikayenin içine. Odur sizin derdiniz ve oradan yola çıkarsınız. Kötü senaryonun şey gibi değildir kötüsü. Şimdi bir kere şu, romanla senaryo arasında çok önemli bir fark var. Biri bitmiş bir iştir, biri bitmemiş bir iştir. Dolayısıyla bir senaryonun başlangıcında bir şeyimiz yoktur. Bir klişemiz, bir bilmem ne. Çünkü o daha tamamlanacak, daha çekilecek bir şeydir. Ama senaryoların şey diye artık çok bu kadar tüketim toplumu haline geldik. Böyle içerik tüketiyoruz durmadan falan. Artık şey isteniyor. Yani hemen almasın, küt diye vurup hikaye budur, bunu seyredeceksiniz. Vaadi vermesi gerekiyor. Ondan sonra seyirci aptal yerine koymaması gerekiyor. Onu öyle başlıyor. Şey de bir tasvir işi vesaire değildir. Ben edebi metin olduğu zaman şey yapıyorum. Yani kötü başlayan senaryolarda şu vardır, senarist yönetmen zanneder kendisini. Kamera hareketlerini tarif eder, sahneyi tarif eder, ne giydiklerini tarif eder filan. Tabii ki bunların bazı şeylerin tarifini yaparız biz. Önemli. Ama bu böyle şeyi döndürür, ışıkları bilmem ne yapar, oradan üstten kamerayla girer ve kamera durur şeyin önünde ve bilmem ne oyuncuya tarif eden şeyi. Çünkü şeyi tam bilmez. O yazacağın metin senin oyuncuya, yönetmene, yapımcıya ilham verecek bir metindir. Onlar onu tamamlayacaklar. Dolayısıyla onun bütün o çabalarını çıkarttığın zaman geriye böyle cılız bir şey kalır. O yüzden biz sadece şey yapmak zorundayız. Biz dünyanın tarifini verip çeşitli şöyle olsa da şu da şunu dese, bu da karşılığında bunu yapsa, belki de böyle bir şey olsa deyip böyle bir şeydir senaryo. Bitmiş değildir. Sonra ona göre karar verilir. Oyuncu oradan başka bir şey çıkartır. Yani senaryo yazarını tamamlarlar. Oyuncular uğraşır, yönetmenler uğraşır, ışıkçılar uğraşır vesaire tamamlarlar. Diğeri tamamlanmış bir şey olduğu için çok dikkatli hareket etmek gerekiyor diğerinde. Evet, özgürsün ama çok da sıkıcı olabilirsin. Şu anda 4 tane dijital platform daha girdi Türkiye'ye. Yani ve bunlar hazırlık yapıyorlar ve herkesin şu anda her şekilde içeriye ihtiyacı var. Yani çünkü çok fena tüketiliyor içerikler. Yani biliyorsun bu pandemide 10 yıllık içeriği tüketildi. Çünkü ileriye dönük de içerik hazırlanılıyor. Her yıl her stüdyonun planı var. Her yıl kaç film yapacak. Ellerinde ne var ne yok harcadılar. Bitti çünkü insanlar evlerinde bir şeyler seyrettiler. Tüketildi her şey. Şu anda bir içeriğe ihtiyaç var. Mesela bu çok önemli, bunu söylemek istiyorum. Biz senaryo stüdyosunu bir üretim yeri haline çeviriyoruz. Yani bizim gelip eğitim verip işte insan... Bu eğitim şart, altyapıyı kuruyoruz ama bizim birlikte çalışacak yazar arkadaşlara, birlikte proje üretecek yazarlara ihtiyacımız var. Çünkü istiyorlar bunu, böyle bir talep var. O yüzden bunun bir moda değil bu. Bu bir böyle bir heves değil. Ortada çok ciddi bir, bu bir çok dünyanın en büyük sektörlerinden biri ve sektörün en değerli üyesi.
içerik, hikaye, senaryo. O olmadan hiçbir harekete geçilemiyor. O olmadan hiçbir şey yapılamıyor ve bu yok.